Merhabalar arkadaşlar, Elişi Düşlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda minik bir havuç öreceğiz. Bu tavşanımızın tok olarak kullandığım bu minik havucu öreceğiz. Bir önceki videomda bu tavşanın tarifini veriyorum arkadaşlar. Bu sefer beyaz renkli ördük. Havucu video içerisinde örüp tamamlayacaktım ama belki dedim başka projelerde kullanmak istersiniz. Ayrı bir video olarak çekmeyi planladım. Tokalarda kullanabilirsiniz, çanta ya da başka bir oyuncağın aksesuarı olarak, hani fikirler size ait. Ayrı olarak bunu çekmeye karar verdim. Bu tavşanın tarifini ve bunu monte edişimi bir önceki videoda görebilirsiniz ve örebilirsiniz bu minnoş tavşanı da. Şimdilik bunları kenara koyalım. Kullanacağımız malzemeler turuncu ve yeşil ipe ihtiyacımız var. Elinizdeki iplerle yapabilirsiniz. Bunlar nakopırlantanın ipleri. Bunun için ince bir tığ kullanacağım. 2 milim tığ. Ne kadar kalın bir tığ kullanırsanız o kadar da boyutu büyüyecektir. Makasım var. Çok az bir miktar elyaf kullanacağız iç dolgusu için. Hemen başlayabiliriz. Öncelikle havucumuzu örelim. Turuncu rengimizi alalım. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Parmağımızın ön tarafından geçirdik ipimizi, doladık. Bu çarpı şeklindeki kısmı bırakmıyoruz. İçerisinden bir ilmek geçirip bu şekilde zincirle bağladık sihirli halkamızı. Biraz daha ipimi çektim, çok geniş olmasın. Bunun içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Sihirli halkamızı artık kapatabiliriz. Karşıdaki ilk sık iğnemize ilmek kaydırma yapacağız. İlmeğimizi geçirdik. Tığımızdaki ilmekten de geçiriyoruz. İlmek kaydırma yaptık ve ilk sıramızı tamamladık. Şimdi ilmek kaydırdığım sık iğneye değil, bir sonrakine öreceğiz. İkincisini yani. Şu ilmek kaydırdığımız bunu değil, bir sonrakine örerek başlayacağız. Bu araya ilmek belirleyicimizi koyduk. Her sırada yukarıya çıkaracağız bunu. İkinci sıramızda bir tane sık iğne, bir arttırma yapacağız. Sıra sonunda bizim 7 tane sık iğnemiz olacak. İlkine tek battım. İkinci ilmeğime çift batıyorum. Aynı yere 2 kez sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine tek, bir diğerine çift batıyoruz. Son ilmeğimizi tek olarak örüp ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi ipimizi yukarıya çıkartalım. Üçüncü sıramızda yine bir tane sık iğne örüyoruz, bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda bizim 10 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi ilkini tek örüyorum. Şöyle hafif de artık çevirmeye başlayalım. Çünkü bize doğru kıvrılmaya başladı. Örgümüzü içe doğru ittirdik. İkincisine çift batıyorum. Bir tek, bir çift. Tek, çift ördük. Son ilmeğimizi de sadece örerek bu sıramızda tamamladık. Şimdi arkadaşlar 6. sıramıza kadar artırma eksiltmemiz yok. Yani üst sıra sadece 10 tane sık iğne öreceğiz. Bu bizim 4. sıramız. Sık iğnelerimizin üzerine bir kez batıyoruz sadece.
tekrar da şu ipimizi içine koyalım. Beşinci sıradayız. Devam ediyoruz sadece örmeye. Ve altıncı sıradayız. Ben şunu tamamen çıkartayım bu şekilde. Yedinci sıramızda bir tane sık iğne öreceğiz, bir eksilteceğiz. Toplam sıra sonunda bizim 7 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi yapalım. Bir tane sık iğne ördük. Eksiltmemizi arkadaşlar, sık iğnemizin 2 tane parçası var. Bize bakan tarafı ve arkaya bakan tarafı. Öne bakan, yani bize bakan tarafından yapacağız. Birincisini aldık tığımıza, ikincisini de aldık. Bu ikisinden ip geçirdik. Şu an 2 tane ilmeğimiz oldu. Bunları da birlikte birleştiriyoruz. Eksiltmemizi bu şekilde yapacağız. Bir tane sık iğne örüyoruz. Eksiltme yapacağız. Bu ikisini tığımıza aldık. İp geçiriyoruz içinden. Bu iki ilmeği de birleştiriyoruz. Şu alan çok daralmadan azıcık bir elyaf dolduracağım. Yoksa böyle yapışmış gibi duruyor. Hafif bir dolgunluk sağlayacak bu. Alanımız çok küçük olduğu için böyle makasın ucuyla çok az bir miktar elyaf dolduracağız içerisine. Biraz dolgun durması lazım avucumuzun. Bunlar fazla. Sıra başına kadar devam edelim. Aynı şekilde örmeye bir tane sık iğne, bir eksiltme. Ve son ilmeğimizi de sık iğne örerek bitirdik. Şimdi arkadaşlar, ipimizi kesiyoruz. Çok kısa kesmeyin. Kalan ilmekleri etamine iğnesiyle toplayacağız. Şöyle birazcık ittirelim. Tığla da toplayabilirsiniz. Ben iğne olduğu için tercih ettim. Tığla da bu ilmeklerin içinden ip geçirerek çekeceksiniz arkadaşlar. Şimdi yine sık iğnelerimizin bize bakan tarafından bu şekilde dikiyorum. Dikerken de hafif hafif çekiyoruz artık. Bu alanı kapatacağız. Sonuncusu şu an kapandı. Tam ortasından batıp bir ilmek boşluğundan çıkacağım. Birkaç kez bu işlemi yapacağız bu şekilde. Artık kesebiliriz.
Havucumuz böyle mini minnacık oldu. Şimdi yaprak yapacağız. Yeşilimiz. Evet, uç kısmını tamamladık. Şimdi arkadaşlar, hangi tarafını yapalım? Şu kapatma yaptığımız yeri yapalım. Hiç fark etmiyor nereden yaptığınız. Şu tam ortadan değil, bir yandan yapıyorum arkadaşlar. Ne diyelim? Şu kapatma yerine bir diyelim. Şu da ikinci halkamız diyelim. Bu iki arasına şöyle tığımı geçirdim. Bir zincir çekerek bağladık. Şu an ipim kalsın. Bitişinde düğüm atıp içinde yok edeceğiz. Toplam 6 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bu birincisi. 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı yere batıyorum tekrar. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Buradan şu tam ortaya batıyorum bu sefer. Yine ilmek kaydırma yapıyorum. Yine 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu sefer bu halkamızın buradaydı. Tam karşısına batıyoruz yine. Yani 1 ile 2. halka arasına. Ve ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem iğnemizle şu ipimizi diğerinin yanına gideceğiz. Çünkü başlarken düğüm atmadık, sökülmesin. Aynı yere batıyorum şu boşluğa ve diğer ipimin yanına ulaştım. Şimdi iki kez düğüm attım arkadaşlar. Tekrar iğneyle geçirmeye gerek yok. Birazcık uzun bırakalım. Havucumuzun içerisine getirelim burayı. Evet arkadaşlar, minik havucumuz hazır. Böyle küçük bir havuç. İstediğiniz projede kullanabilirsiniz. Bu minnoş tavşanımın eline vereceğim, böyle keyifle geçsin. Eğer örmek isterseniz de bir önceki videoyu da hemen video sonuna ekleyeceğim. Direkt geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.